Fahreddin Acemi Hazretleri Hanefi mezhebi, fıkıh, kelam ve tefsir alimi. Osmanlı Devleti'nin ikinci Şeyhülislamı. İran'dan Anadolu'ya geldiği için Acemi denilmiştir. Doğum yeri ve tarihi kaynaklarda bildirilmemektedir. 865 Miladi 1460 senesinde Edirne'de vefat etmiştir. Darül Hadis Camii önüne defnedilmiştir. Fahrettin Acemi Hazretleri önce memleketinde zamanının alimlerinden ilim tahsil etti. Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinden de ilim öğrendi. Daha sonra Anadolu'ya geldi. Molla Fenari Hazretlerinin oğlu Muhammed Şah Hazretlerinin hizmetinde bulundu. Burada Muhammed Şah'a Muhit asistan oldu. Bir müddet bazı medreselerde müderrislik, profesörlük yaptı. Sultan Murat Han zamanında 834 miladi 1430 senesinde Şeyhülislam Molla Şemseddin Fenari Hazretlerinin vefatı üzerine Edirne'de Şeyhülislam oldu. Günlük 30 akçe maaş bağlandı. Sultan Murat Han onun maaşını 30 akçeden daha fazlaya arttırmak isteyince kabul etmedi. Beytülmal'den, devlet hazinesinden aldığım 30 akçe bana yetiyor. İhtiyaçlarımı karşılıyor. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Beytülmal'den daha fazla almak helal değildir diyerek mazeret bildirdi. Dini ilimleri çok iyi bilirdi. Vera ve takva sahibiydi. Allah Teala'nın rızası olan bir işte kınayanın kınamasından asla çekinmezdi. Her yerde hakkı ve hakikati çekinmeden söylerdi. Hadis ilmini Mevlana Haydar Hirevi Hazretlerinden öğrendi. Bu zattan Sahih-i Buhari adındaki meşhur hadis kitabını okudu ve icazet aldı. Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında 30 sene fetva işlerini güzel bir şekilde idare etti. fahrettin Acemi Hazretleri, sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat etmişlerdir. Gerçek bir hayat düzeni kurmak için, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının radıyallahu anhum ecmain hayatlarını öğrenip örnek almalıyız. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ahlakını, yaşayışını iyi tanımalı ve gücümüz yettiğince onun sünnet-i seniyesine uymalıyız. O serverin yaşayışını, üstün ahlakını, yemede, içmede, giyimde, kuşamda, uykuda ve uyanıklıktaki mübarek sünnetlerini, hastalıklarındaki adet-i şeriflerini tavsiye buyurdukları ilaçları, bizzat başvurdukları tedavi usullerini, mübarek zevcelerine, eshab-ı kirama ve düşmanlarına karşı davranış ve muamelelerini iyi öğrenip, bunu tatbik edince, insan tam anlamıyla mes'ud ve bahtiyar olur, ebedi saadete kavuşur. Allahü Teala'nın zikrini arttırıp, ibadetlerinizi vaktinde yapınız. Çalışmalarınız ibadetlerinizi vaktinde yapmaya engel olmasın. Uykuya varacağınızda Allahü Teala'yı tesbih ediniz. Dünya işlerinizde başarılı olup da sevinecek olursanız hemen ölümü hatırlayın. Dünyanın aldatıcı görünüş ve zinetlerine kapılmayınız. Üzüleceğiniz bir şey olunca da Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağınızı düşünün. Gaflete daldığınızı fark edince hemen istiğfar edin. Her an ölümle burun buruna olduğunuzu unutmayın. Araştırmalarınızın ahiretlik olmasına çalışın. İlim ve takva, haramlardan ve mekruhlardan sakınmak, sizin için ahiret azığı olmalıdır. Dünyalıklar elinizden çıkınca, hiç üzülmeyin. Çünkü onlara bulaşırsanız, alim olamaz, Allahü Teala'ya ibadet edemezsiniz. Servet sahibi olanlardan ilimde yüksek derecelere kavuşanlar pek azdır. Zenginlerden ancak ve ancak şerefli, himmeti çok yüksek ve sağlam olanlar ilim sahibi olabilmiştir. Veya ilim tahsil ettikten sonra zengin olmuşlardır. Malayani'den uzak durunuz. Gereği kadar konuşunuz söz sırası size gelmeden hiçbir zaman konuşmayınız. Çok gülmekten ve konuşmaktan uzak durunuz. Özlü, hikmetli söz ve nasihatleri daima hatırınızda tutunuz. Güzel şiirleri ezberleyiniz. Yatağa girdiğinizde kendinizi iyice hesaba çekin. Hayır ve iyilik işledinizse Allahü Teala'ya şükredin bir günah ve kusur işledinizse tövbe istiğfar eyleyin. Bir daha aynı günah ve kusuru işlemeyin. Yarın yapacağınız işleri güzelce planlayın ve Allahü Teala'nın yardımına güvenin. Ondan isteyin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için bir kimse bir cami yaparsa Allah o kimse için cennette bir köşk yapar. Mümin bir kula ölümünden sonra sevabı ulaşacak iyi amellerden bazıları şunlardır: öğrettiği ve yaydığı ilim, geride bıraktığı salih bir evlat, varislere bıraktığı Kur'an-ı Kerim, yaptığı cami, yolcular için yaptırdığı misafirhane, açtırdığı kanal veya sağlığında malından verdiği sadaka. İşte bütün bunların sevabı kendisine ulaşır. Kim sabah namazını kılar, sonra dünya işlerine ait boş bir söz söylemeden dört rekat kuşluk namazı kılıncaya kadar Allahü Teala'yı zikrederse annesinden doğduğu gibi günahsız ve tertemiz olur parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şerik yapma. Farz namazları terk etme. Farz namazları bire bire terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Kim namazı hakkıyla kılar, zekat verir, Kâbe'yi ziyaret eder, Ramazan orucunu tutar, misafire ikram ederse cennete girer. Bir kul komşusu zararından emin olmadıkça kamil mümin olamaz. Kim Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allahü Teala'ya inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Allah yumuşak huylu, tok gözlü zengini sever. Çirkin konuşan, Günah işleyen ve ısrarla dilenen kişiyi sevmez. Kızgınlık şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Gazaba gelince, öfkelenince abdest alınız. Kalbinde zerre kadar kibir, küfür bulunan kimse cennete giremez. Gıybetten uzak olunuz. Çünkü gıybet zinadan fenadır. Zinanın tövbesi kabul edilir ama gıybet edilen helal etmeyince gıybet edenin tövbesi kabul edilmez. Miraç gecesi cehennemi bana gösterdiler. Etleri parça parça edilip ağızlarına konduğu bir takım insanları gördüm. Kendilerine bu kokmuş etleri yiyin diyorlardı. Bunların kimler olduğunu sual ettim. Cehennem meleklerinin reisi Malik, "Bunlar gıybet edenlerdir. Gıybet edenler şeytanın dostlarıdır." dedi. Kıyamet günü bir kimsenin amel defteri açılır. "Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Amel defterimde bunlar yazılı değil." der. Onlar defterlerinden silindi, gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Kadı Yakup şöyle anlatır. Bir gün Şam'da bir mescidin kenarındaydım. Orada bir köprü vardı. Havada çok sıcak idi. Abdullah el-Yüneyni hazretleri abdest almak için dereye indi. O sırada bir nasrani beraberinde katırıyla köprüden geçiyordu. O katır şarap yüklüydü. Katır bir ara ürktü ve yük yere yığıldı. Çevrede başka kimse yoktu. Abdullah el-Yüneyni Hazretleri yukarı çıkıp bana yükü yüklemeye yardım etmem için seslendi. Ben de o Nasrani'ye yardım ettim ve yükü katıra yükledik. Nasrani oradan uzaklaşıp gitti. Ben de kendi kendime bu zat böyle yapmamı niye istedi diye düşündüm. Sonra Nasrani'yi takip ettim. Nasrani katırıyla şarap satan bir dükkanın önüne geldi. Katırdaki yükü indirip açtı. Hepsi sirke olmuştu. Şarap satıcısı "Yazıklar olsun sana. Bu sirke." dedi. Nasrani ağlayarak "Bu şarap idi." dedi. Daha sonra sebebini anladım deyip katırı bağladı ve Abdullah el-Yüneyn Hazretlerinin bulunduğu dergaha koştu. Abdullah el-Yüneyn Hazretlerinin huzuruna girdi ve "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu." diyerek Müslüman oldu ve onun talebesi olmak şerefine erişti. fahreddin Acemi Hazretlerine ait bir menkıbe nakledelim. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında hurufi mezhebine mensup bazı sapık kimseler Fatih Sultan Mehmet Han'ın hizmetine girdiler. Fatih ilme ve ilim adamlarına değer verir, onları sarayında korurdu. Alimlere hürmet eder, ve onlara geniş imkanlar sağlardı. İşte bundan istifade etmek isteyen hurufi bozuk itikadındaki bazı kimseler yaldızlı sözler ve hilelerle sultanın gözüne girdiler. Fatih bunları sevmiş, hatta sarayda onlara bir de oda tahsis etmişti. Hurufilik İran'da Faddullah Tebrizi'nin kurduğu bozuk bir yoldur. Aslen Esterabat şehrindendir. Karamita adlı sapık bir fırkanın üyesiydi. Fadlullah Hurufi 796 miladi 1393 senesinde Timur Han'ın oğlu Miran Şah tarafından öldürüldü ve adamları dağıtıldı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarayında bir müddet rahat bir şekilde yaşadılar. Ancak iç yüzlerini gizliyorlardı. Bu adamların bozuk yolda olduklarını Vezir Mahmud Paşa anlamıştı. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han'a bunlar hakkında bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Bu hurufileri Fahrettin Acemi Hazretlerine anlattı. Fahrettin Acemi Hazretleri ile Mahmud Paşa anlaştılar. Mahmud Paşa evinde bir davet tertip etti. Davete hurufi yolunda olan sapıklar da çağrıldı. Fahrettin Hacemi Hazretleri de perde arkasına saklanmış, onları dinliyordu. Sohbet ilerleyince Mahmud Paşa, hurufileri çok sevdiğini söyledi. Veziri kendilerinden zanneden bu kimseler de kendi fırkalarının iç yüzünü anlatmaya başladılar. Sapıklıklarını ve küfürlerini açıkladılar. Hatta Allahü Teala haşa fadlullah'a hulul etmiştir dediler. Bunu duyan Fahrettin Acemi Hazretleri daha fazla dayanamadı. Hemen ortaya çıkarak bu sapıkların üzerine atıldı. Hurufiler kaçarak sultanın sarayına sığındılar. Fahrettin Acemi Hazretleri de peşlerinden koştu. Sarayda bunları yakaladı. Hadiseden haberi olmayan Fatih Sultan Mehmet Han şeyhülislam'a karşı edebinden hiç sesini çıkarmadı. Fahrettin Acemi Hazretleri bu işi burada halletmek istiyordu. Hemen camiye gitti, halkı camiye çağırdı. Çok kalabalık toplandı. Fahrettin Acemi Hazretleri minbere çıkıp, bu kimselerin sapık ve dinsiz olduklarını ispat etti. Bunların kötü yolda olduklarını ve hemen idam edilmeleri lazım geldiğini söyledi. Mahkeme kurulup, idam edilmelerine karar verildi. Halkın ibret alıp böyle sapıklara fırsat vermemeleri için büyük bir kalabalık önünde cezaları infaz edildi. Çünkü bu sapıkların reisi ve fırkalarının kurucusu Fadlullah'ın yeryüzünde Allah'ın temsilcisi, hatta insan suretindeki şekli olduğunu söylüyor ve başkalarını da kandırmaya çalışıyorlardı. Bütün hurufiler tespit edildi. Hepsi yakalanıp idam edilerek Osmanlı toprakları bu sapıklardan temizlendi. fahrettin Acemi Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde dostlarına buyurdular ki, Dünya kirinden temizlen. Arzu ve isteklerine meylettiğin zaman, onu tövbe ile düzelt. Allahü Teala'nın sevgisine yapış. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki, her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur sevaba kavuşamayacağın yere ayağını koyma. Günah işlemeyeceğin yere otur. Başka yere oturma. Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmakta yardım isteyeceğin kimseden başkasıyla oturup kalkma. En güzel nasihatçi seni Mevla'ya sevk edendir. Kendisi hatırlanınca Allahü Teala'yı hatırlatanlarla beraber ol. Sabır Allahü Teala'nın hükmüne rıza göstermektir. Onun hükmüne rıza göstermek ve emrine teslim olmak demek, nimete kavuştuğunda sevinip ferahlık duyduğu gibi, musibet ve sıkıntı geldiğinde de aynı sevinç ve ferahlığı duyabilmek demektir. Zühd sahibi olmak, dünyaya düşkün olmamak demek. Dünyevi arzu ve istekleri terk etmek suretiyle, nefse muhalefet etmek demektir. Harama düşmek korkusundan dolayı yetmiş tane helali terk etmektir. Tefekkür etmenin hakikati Allahü Teala'nın yarattıkları hakkında düşünmek fakat Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Bir kimse din kardeşinin yardımcısı oldukça, Allahü Teala da onun yardımcısı olur. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır başkalarına verir. Bir kimse Din kardeşinin bir işini yapmak için giderse, her adımında birçok günahı affedilir ve yetmiş sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz hesapsız cennete girer. Bir kimse, din kardeşinin rahata kavuşması veya sıkıntıdan kurtulması için hükümet adamlarına gidip uğraşırsa, kıyamet günü sırat köprüsünden herkesin ayakları kaydığı zaman, onun süratle geçmesi için Allahü Teala yardım eder. Allahü Teala'nın farzlardan sonra en çok sevdiği iş bir mümini sevindirmektir. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allahü Teala bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin?" der. "Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allah beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. Rasulullah Efendimizden, sallallahu aleyhi ve sellem, cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye sorulduğunda Allah'tan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildikte. De, Dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek azgınlık yapmaktır buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Alkame adında bir genç vardı. Hep taat üzere olup yaz kış oruç tutar, geceleri sabaha kadar ibadet ederdi. Bir gün hasta yatağında fenalık geçirdi. Dili tutuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Hazreti Ali ve Ammar bin Yaser hazretlerini Alkame'ye gönderdi. Kelime-i şehadeti söyletmek için çalıştılar ise de dili dönmedi. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Bilal-i Habeşi'yi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Durumu bildirdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Alkame'nin anası babası var mı? buyurdu. Orada bulunanlar yaşlı bir annesi var dediler. Annesini buraya getirin buyurdu. Annesini getirdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Alkame'ye ne oldu anlat. Seninle geçinmesi nasıldır buyurdu. Annesi şöyle anlattı. Ya Resulallah Alkame çok iyidir. Zahittir. Dünyaya düşkün değildir hep ibadet itaat üzeredir ama ben ondan razı değilim çünkü o hanımının rızasını benim rızamdan önde tutmaktadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilinin tutulması bu yüzdendir. Ona hakkını helal et de dili açılsın buyurdu. Annesi ey Allah'ın Resulü o benim hakkıma riayet etmedi. Hakkımı helal etmem dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Bilal! Eshabımı topla. Etraftan odun toplasınlar. Alkameyi yakacağız. Çünkü annesi ondan razı değildir, buyurdu. Annesi, Ya Resulallah, benim oğlumu benim gözümün önünde mi yakacaksınız? Kalbim buna nasıl dayanabilir? dedi. Server-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cehennem ateşi dünya ateşinden çok daha kızgın ve yakıcıdır. Sen ondan razı olmadıkça onun hiçbir itaati makbul değildir, buyurdu. O zaman Alkamen'in annesi "Ya Resulallah, ben ondan razı oldum. Hakkımı ona helal ettim." dedi ve eve gitti. Eve vardığında Alkamen'in sesini duydu. Kelime-i şehadet söylüyordu dili açılmıştı. Aynı gün vefat etti. Cenaze namazını resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı. Defin işleri bittikten sonra server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama dönerek Ey eshabım! Ey muhacir ve ey ensar! Hanımını annesinden üstün tutana Allahü Teala ve melekler lanet ederler. Onun farz ve nafile ibadetleri kabul edilmez buyurdu. Yine buyurdular ki sadık olan fakir hiç kimseden bir şey istemez. Eğer kendisine bir şey verilirse teşekkür eder. Verilmezse sabreder. Sünnet-i seniyye üzere yürür. Bunlar bizim yolumuz üzere yürüyenlerin alametleridir yalan konuşmamak, kötü iş ve sözde bulunmamak, haramlara bakmamak, madden ve manen temiz olmak, Allahü Teala'dan korkmak, zikre ve tefekküre devam etmek yolumuzun esaslarındandır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, Sadık olan fakirlerle birlikte bulunmakla, bazı meseleler öğrendim ki, bunlar hikmet cevherlerindendir. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiçbir kıymeti yoktur. Hilmi, yumuşaklığı olmayan kimseye ilmi fayda vermez. Allahü Teala'nın kullarına şefkat etmeyen kimseye Allahü Teala katında şefaat yoktur. Sabırlı olmayan kimseye işlerinde selamet yoktur takvası, Allahü Teala'dan korkması, haramlardan sakınması olmayan kimsenin Allahü Teala indinde hiçbir kıymeti yoktur. Bu altı hasletten nasibi olmayan kimsenin cennette yeri yoktur. Tövbenin hakikati geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir. Allahü Teala bizleri bu büyüklerimizin şefaatine